Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bazı RTX 3080 Ti modellerinde 85 mAh, 77 mAh, 80 mAh'ı geçemeyen arkadaşlar, modeller mevcutmuş. Şimdi bunların sıkıntısını çözmeye yönelik bir BIOS yapma işlemini anlatacağım size. Ben eski rigimi sattım, tüm kartlarımı sattım, komple rig haline sattım. Böyle bir sistem kurdum kendime. Buna 3080 de eklenecek. O 3080'de eklendikten sonra sizinle tüm ayarlarımı tekrardan paylaşan bir video çekeceğim ama bu 3080 Ti modellerinde bazı insanların, bu 85 mAh'ı 85'i geçemeyen insanlar mesela GainWard Phoenix Band'deki 3080 Ti modeli burada gördüğünüz üzere Bu arkadaş 85 mAh'ı asla geçmiyor <laughs> Bunu 2600 memory clock verdiğinde de CUDA error veriyor Miner kendi başlat tekrardan başlatıyor. Ee, şu MSI 2004'e düşürsem de hani bu memory clock'tan kaynaklanan bir değer fark değil bu bu arada. Bilginiz olsun. Bunu ee, bunun sebebi tamamen gain modeliyle modeli alakalı. Bildiğim modeller şu an BIOS atılması gereken modeller Inno 3D 3080 Ti modelleri GeForce Giga, yani Gigabyte'ın GeForce o OC modeli. Bunlarda BIOS gerekiyor. Bu 85 MHz e, yani 90 MHz 92 MHz'ları görebilmek için böyle değerler geçiyor. Ben de zaten şu an çok test edemiyorum. Geldiğimden beri hani kurdum. Dün kurdum yaklaşık olarak. Dünden beri ton coin kasıyorum. Ethereum falan kasmıyorum. Ton coin hala daha getirirse ama yine de Ethereum kazanan arkadaşlar varsa onlara yardımcı olmak amaçlı. Şimdi nasıl Bios atıldığını göstereceğim. <laughs> Şu an bu LHL kitine girdi yine bu e, GainWarp modelimiz. Bu düzeldiği zaman bu tekrardan 85'i geçmeyecek. Şimdi <laughs> Bioslama işlemine göstereyim. Şimdi burada bir şey de değinmek istiyorum. Bu işlemler ürünlerinizi garantiden çıkarıyormuş sanırım. Bunun bilgisinde olun. Benim tüm ürünlerim Amazon Japon ürünü. Kendim Sipariş ettim kendim geldi kendim taktım kendim kurdum yani bilginiz olsun yani bu işlemleri hani yapmak isterseniz lütfen benim yaptığım gibi yapın hadi ekstra bir şeyler denemeyin onu söyleyeyim ben size hani bir kaç adımda atlamayın lütfen Belki ben de yanlış yapıyorum ama sürekli ben bu atata denedim ve buldum düzgün bir Bios program. ilk başta rigimiz çalışır durumdayken e, miningimizi kapatıyoruz Miner'ımız kapanacak. Miner kapat kapanması önemli. Miner açıkken yapmaya çalışacağız. Genellikle bir Hatta kodu alıyorsunuz. Riginiz açılmıyor bazen. Yani yanınıza gidip kapatıp açtığınız zaman açılıyor da. S sıkıntılar olabiliyor. Siz böyle yapın. Şimdi. Overclocking'e geliyoruz. İlk başta normalde <laughs> kendi biosunuza kaydetmenizi tavsiye edeceğim ben size ama şu an hayvosta sıkıntı var sanırım. Kendi biosumuzu kaydedemiyoruz. Ben yine kaydetmeyi deneyeyim. Ama olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben dün bayağı denedim. Biliyorsun kay e, kaydedemedim. Kendi normal e, tek power up sesinden buldum tekrardan indirdim. Öyle tekrar eski çevirdim. Dün bayağı boy bios denemesi yaptım ama başarılı olamamıştım. Bakalım. Yok inmeyecek ya bu. Tamam. Yine kaldığımız yerden. Overclocking'e bazıyoruz. Flash, VBios. Buradan size şu sitenin linkini aşağıda paylaşacağım. Evga rtx 3080 T 12 GB BIOS var. Bunu buradan download diyorsunuz. İndiriyoruz bu BIOS'umuzu. Şimdi tekrardan bir eski kendi BIOS'umuz inmişim. Onu tekrardan bir kontrol edeyim. Şimdi bu sayfanın gelmemesi gerekiyordu. Farklı bir sayfanın açılması gerekiyordu burada. Heh, tamam, Flash bir BIOS diyoruz. Buradan indirdiğimiz ROM dosyasını seçiyoruz. Farklı, ben daha bugün denedim. 2-3 saat önce çözdüm, buldum. Bu BIOS dosyamızı indiriyoruz. Burada hangi kartı seçmek istiyorsak onu uygulayacağız. Şu altıncı kart, yani GPU 5 yazan kartın. Benim GM var. Bunu da tıklayıp Upload'a basıyoruz. 2 megabayt falan yaklaşık bir 10 saniye sürebilir internetin değişik olabilir yaklaşık bir 30 40 saniye şimdi bekleyeceğiz herhangi bir tuşa basmayacağım bu ekrandayken Onun haricinde anlatacağım hiçbir şey aklıma gelmedi yani direkt videosunu çekip koymak istedim çünkü bazı insanlar Ethereum kasmaya devam ediyor Düşükte kazmasınlar yani istiyorlarsa hani kendilerine güveniyorlarsa bu işi yapabilirim ben diyebiliyorlar diyebiliyorlarsa diye bu videoyu çekip hızlıca yetiştirmek istedim size bakalım hala yüklenmesi devam ediyor Burada gördüğünüz üzere <laughs> drone flash e, BIOS'u flashladık. Kendisi yeniden başlatacak. Ya yine burada herhangi bir şey yapmıyorum. Birazcık daha bekliyorum. Bir 30-40 saniye şey yapıp tekrardan restart edeceğim makine. Şuradaki gain var yazısı gidip ve evga yazısı gelsin de. Makineyi tekrardan başlatalım. Bu ekranda beklerken adam Ethereum ayarlarından bahsedeyim. Şu power limit'i 0 olarak gireceğim bundan sonra power limit koymayı düşünmüyorum Ethereum kasarken. Oynaktıklar olsun. Benim için bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Yani Yaklaşık 200-220 denedim ben hatta 3070Ti'yimde. Ee, ama yani bir şey maaş değişmedi. diye bir power limit koyup daha yüksekten çektirmesini sağlayayım. Bana pek mantık gelmedi. O yüzden power limitleri sıfırladım bunların. Ee, bu core ayarlarını hala deneme aşamasındayım. 3080Ti'ler için 1200 gayet güzel. 3060Ti için de 1605 gayet güzel. Ama bu... 3060 ve 3070 Ti'deki Core ayarları için daha emin değilim. Çok derin bir fırsatım olmadı. Tamamen şeyden döndüğümüz sıra. Tom'dan tekrar Ethereum'a döndüğümüz sıra ayarları detaylıca paylaşacağım. Size 3080'in de gelmesini bekliyorum. Bir tane de 3080 siparişim var. Onlar geldiği zaman detaylarları paylaşacağım. Gördüğünüz üzere şu an burası da EDA'ya döndü. Yani BIOS'la mı tamam. az önce 85 milyar geçmeyen kartımız. şimdi bakıyoruz. Kaçma kasacak E Gördüğünüz gibi işlem bu kadar kolay ve basit, hata yapma şansınız pek olmuyor. E bazen e Flashlarken hata verebilir. Çok nadir. Korkmanıza gerek yok. Tekrardan flash flashlayın bir ayışınıza. Bir sıkıntı kalmayacak. Bazen kapanıyor. <laughs> Burada offline gözüküyor ilk, ama aslında online işte. Bir tekrardan yanına gidip kapatıp açmanız gerekiyor. Bilginiz olsun eğer bir hatayla karşılaşırsanız ben çok korkulacak bir şey yok bu yanlış BIOS atarsanız da. Ben hala Trex'in 0.24.7 versiyonunu kullanıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi bakıyoruz. Burası geçten gelecek. Şu memory clock ayarını yani 2600'de bir denedim olmadı. 3200'de falan denedim olmadı. Belki bu evgaya bayağı sıra bunda da e, memory ayarını 3200 girebilirim. Bir fikrim yok ama daha denemedim. Şu an videoda denemek istemiyorum. Hata verip kapanmasını istemiyorum. Şimdi izlemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 89'dan açtık kapıyı. Tabi ilk açılış olduğu için ufak bir değerler düşecek. Sonra tekrardan geri toparlayacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere 89.5 90 yaş civarı almaya devam edecek. 92 falan da görecek hatta. 95 için bir şey diyemiyorum. O benim önceki kartım çok güzeldi. Gigabyte Aorus Extreme'di o. O 95-96'yı gördüğü dair oluyordu ama bu kartlarla aynı ayarlarda görebileceğimiz zannetmiyorum. Onların BIOS'unu denedim bu arada. O Gigabyte'ın da BIOS'unu attım. Ben MSI modelime de attım. Gain modeline de attım ama maalesef o 95 mAh'ları hiç göremedim ben. Ayarlarım kısaca bunlar. Daha başka anlatılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sorunlar için yorumlara yazabilirsiniz. Ya da telegram adresimde bıraktım Telegramdan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu anlattıklarımdan mesul değilim. Tavsiye ediyorum ama başınıza gelecekleri riskleri de kendiniz düşünün derim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.